وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ مَوْلَانَا وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ أَنْتَ مَوْلَانَا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاتِحَة Bismillahi Allahu Ekber. Aşkım buraya bakın. Biraz bakar mısınız? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Özürsüzle gireyim. Türkiye ne kadar zor günler geçiyor ama Ergenler firması maşallah yeni bir incir ekti. Ne söyleyeceksin? Gerçekten Melih kardeşimize bu yeni yeri için hayırlı olmasın temenni ediyorum. 6. şubesi bildiğim kadarıyla Ergenler Yemen. Yani başarılı bir iş kardeşlerim. Yani bu yerin kendi Tekirdağ halkımıza, Süleymanpaşa halkımıza hayırlı olmasın diyorum. Temenni ederim ki gerçekten Tekirdağ buradaki hastane civarındaki gelen misafir şeye halkımıza güzel hizmetler verecek. Ben kendilerine bereketli olmasın diyorum. Hayırlı olmasın temenni ediyorum. Allah sağlık, mutluluk edersiniz. Bu dönemde ruhsat işleri biraz daha hızlandı herhalde. Aynen öyle. Biz belediye olarak bundan sonra yani insanları mağdur etmeden, vatandaşı mağdur etmeden ilk zamanda bütün belediyedeki olan işlerini yapacağımızın sözünü verdik. Başkanımız da o sözü ilk icraat olarak işte İmar Müdürlüğü'nde imar durumu verme bir de numaratacı verme talimatı o yönde inşallah ilerleyen günler daha güzel şeyler olacağından eminim. Evet, Ergenler zincirine bir halka daha ekledi. Herhalde Ergenler Amerika'nın fast food'unu atan Tekirdağ'da meydan okuyor. Ne söyleyeceksiniz? Kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. İş hayatlarında başarılar diliyorum. Ve kardeşlerimle de gurur duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Başarıların devamını diliyorum. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani fast food'un yanında bu tür firmalar sağlık yiyecek üretiyor, zincirleri daha çok büyütüyor. Çoğalması gerekiyor. Zaten kardeşlerimiz Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da bir örnektirler. Ve kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah 6 tane miydi kardeşim? 6. Devamını. Ve aynı zamanda da şöyle söyleyelim. Tabii ki kardeşlerimiz bu şehrini açıyorlar. Buraya bir sürü sistem sağlıyorlar. Yanlarında çalışan arkadaşlarımızı ekmek görüyorlar. Allah utandırmasın kardeşlerimizi. Başarıların devamını diliyorum. Bak bakalım. Evet, Ergenler durmuyor. Tekirdağ'ın cesur kardeşleri oldunuz. Bu büyük pandemi krize rağmen 6. işlerinizi açtınız. Ülkemiz çok zor durumdan geçiyor. Yani biz bu zorlukları üretim yaparak aşabileceğimize inandığımızdan dolayı bu şekilde devam ediyoruz. Ve Allah'ın izniyle yatırımlarımız devam edecek. Yani ekonomik krize rağmen cesur olarak devam ediyorsunuz. Evet. İş İstanbul'u sallıyorsunuz. Bu ekonomik kriz üretim yapmadan, çalışmadan aşılamaz zaten. Biz bu bilinçteyiz. Ülkemizi seviyoruz, şehrimize güzellik katmasını seviyoruz. Onun dışında verimli bir insan olabilmeyi. Şeyde resmi türleri var, hazır dondurulmuş gıda ama siz gerçekten çok sağlıklı şeylerle çıktınız. Evet. Ne söylüyorsun bunlar? Şimdi biz sebzeyi direkt yerinden, hayvanı direkt yerinden alıp keserek işlemi ve %100 hepsi, ürünlerin hepsi %100 doğal. Bu konuda çok hassasız. İnsanların sağlıklı beslenebilmesi, artık fast food olayının tamamıyla özellikle çocuklarda ve gençlerde bunu kırabilme adına bütün her şeyimiz. Sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir gelecek diyoruz biz buna. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir sürü işletme kapanırken, işler çıkarken siz yeni iş sahaları, yeni iş sahaları açıyorsunuz. Dediğim gibi yani biz ülkemizi çok seviyoruz, şehrimizi çok seviyoruz. Yani risk görüp kenarda durmak değil, üreterek bunları aşabileceğimize inandığımızdan dolayı bu şekilde devam ediyoruz biz. Hedefiniz ne? 7, 8, 10? İnşallah diğer ilçelerde de biz şube açmayı düşünüyoruz. Hayırlısıyla bunlar da olacak. Yani bundan sonraki hedefimiz inşallah Çorlu olacak bizim için. Ergenler Tekirdağ yeni markası diyebilir miyiz? İnşallah. Çünkü biz samimi şekilde çok ciddi emekler vererek inanın ailenin hepsi günlük 20 saate yakın bir çalışma saatiyle devam ediyorlar. Ve hep yenilik katarak, güzellikler katarak, biraz daha farkındalık yaratarak yolumuza devam ediyoruz.
Ve Allah'ın izniyle bu şekilde devam edecek. Hedefiniz marka olmak değil mi? Tabii ki, tabii ki. En büyük hedefimiz bu. Bizim en büyük hedefimiz müşterinin memnuniyeti. Yani insanları mutlu edebilmek, insanlara fayda sağlayabilmek, beklentilerini karşılayabilmek. Sadece şey, yemek sektörü değil, organ sanatlarında da çok ciddi işler yapıyoruz. Kaliteli yemeği yanında fiyatını da çok uygun. Fiyatımız da uygun. Biz ikisini bütünleştirmeye çalışıyoruz. Hiç kimseyi yormadan herkesin bize ulaşabileceği rakamlarda devam ediyoruz. Yani amacımız çok kazanmak değil, çok memnun edelim.